Azerbaycan'a askeri danışmanlık hizmeti veriyor olmamız ne demek? Bunu bir video üzerinden şöyle kısaca anlatayım. Ya da bir videoda gördüklerimizin gerisinde aslında görmediğimiz taraflarıyla neler oluyor? Bunu anlatalım. Dün Azerbaycan Müdafiye Nazirliği, Müdafaa Nazırlığı yani Savunma Bakanlığı Berde ve Terter şehirlerini ateşe tutan düşmana mahsus daha iki Simer bugün mahvedilip başlığıyla bir video paylaştı. Bu video üzerinde konuşalım örneğin. Yani burada İstanbul Türkçesiyle diyecek olursak Berde ve Terter kentlerini ateşe tutan düşmanın iki Simerç'i daha bugün yok edildi diyor. Şimdi videoda neler görüyoruz ve gerçekten neler oluyor? Aslında ne oluyor? Onları anlatalım biraz. Şimdi videoda bakın baba, oğul ve kutsal ruh aşkına dedi. 3 tane füzeyi yolladı şimdi Ermeni arkadaşımız. Ve tezgahı topladı, damperi indirdi. Hemen oradan sıvışmak istiyor. Neden sıvışmak istiyor? Çünkü yenisini yüklenmek gerekiyor. Yenisini yüklenmek üzere. Şu anda savunmasız. 3 tane füzesi vardı. Attı. Yükünü boşalttı. Artık savunmasız şu anda. Derhal orayı terk edip yenisini yüklenmesi gerekiyor. Peki bizim sihalarımız neden vurmuyor onu? Çünkü daha büyüğünün peşinde. Şimdi aslında ne oluyor onu anlatacağım. Neyse bu arkadaş tezgahı topluyor ve Ermeniliğin onda dokuzu kaçmaktır diyerekten kaçıyor. Kaçtıktan sonra şöyle YouTube kurallarını da aşmayalım. Kaçıyor işte kaça kaça böyle dağların vadilerin arasından geçerek çok gizli. Şimdi şuraya geleyim. Bir yere geliyor. Evet. Böyle son derece korunaklı bir vadinin içine geliyor. Geldikten sonra tabii ki amaç da buydu zaten. Bizim için mutlu son başlıyor. Neden vurmadı Azerbaycan sihaları bunları? Bunu görür görmez. Ve neden şimdi vuruyor onu anlatacağım şimdi. Şimdi gelince diğerini de buldu. Amaç da buydu. Oraya geldikten sonra bir tane daha Simerç silahını gördü orada. Birini gördü, bir tane daha gördüm. Amaç da oydu zaten. Şimdi hiçbir şey öyle gördüğümüz gibi değil. Göründüğü gibi değil. Aslında ne oluyor? Aslında şöyle oldu olay. Bunlar sürekli sivil yerleşim yerlerine roket, füze atıp duruyorlardı. Bunları yok etmek için önce bir operasyona karar verildi. Bu operasyonda bu Simerç grubu yok edilecek. Ama nerede saklanıyor bilmiyoruz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Ortaya çıkarmak gerekiyor. Nerede olduğunu bulmak gerekiyor önce. Peki nasıl bulacağız? Şimdi videonun en başına dönelim. Nasıl bulacağız? Önce küçük dronlardan hani Bayraktar TB2 veya işte Anka gibi değil. Oyuncak mahiyetinde daha küçük askeri sihalar var. Yani bu oyuncak dediğime bakmayın yani. Onlar gibi mahiyeti büyük değil ama yine de silah yani. Neyse onlardan 2-3 tane feda ediliyor önce. Bunların gizli olduğu, konulduğunu tahmin ettikleri yerlere doğru uçuruyorlar önce. Bu silahlar onları kilitleniyor. Görür görmez bakın kilitlendi. Onları gönderdi. Bu ne demek? 3 tane drone'u feda ettik. Bu çıkan 3 füze o 3 drone'u vurmak üzere gitti. Tabi sonra Ermeniler Azerbaycan siyahlarını vurduk diye seviniyorlar onların. Veya haber yapıyorlar. O haberlerin arkayüzü de budur. Yani onlara yem olarak gönderilen küçük drone'lardır. Küçük siyahlardır. Vurduktan sonra tamam yerini bulduk şimdi. Normalde ne beklenir? Siyahını bulduktan sonra bu kamyonu derhal vurması gerekir. Ama işte asker böyle bizim gibi düşünmez. Daha soğukkanlı, daha etraflı düşünür. Şimdi bu kamyon örneğin atacağını attı füzesini zaten. Bunu vurup ne yapacaksın?
Bunun peşinde değiliz biz. Bunu ikmal yaptığı yerin peşindeyiz. Daha büyüğünün peşindeyiz. Amaç bu zaten. Böyle planlandı. Neyse kamyon geliyor en sonunda işte. Bu da zaten hemen oradan kaçmak istiyor. Niye? Yenisini sürmek istiyor. Yeni mermiler, yeni füzeleri sürmek istiyor. Gelince ne oluyor? Dağların arasına geldi ve Azerbaycan aradığını buldu. Orada bir tane daha buldu. Hiç atılmamış. Ve tabii çok önemli yeni askeri bilgiler de elde etmiş oldu. Onu da yok etmiş oldu. İşte Ermenilerin demiş oldukları, hani diyorlar ya, Azerbaycan kendi şehirlerini kendisi vuruyor derken aslında bunu demek istiyor onlar. Yani siz bizi tahrik ediyorsunuz, kendiniz vurduruyorsunuz falan. Hayır, alakası yok. Kendi vurduruyorsa o SİHA'ları vuruyor olması gerekiyor mesela. Tabii şunu da belirtelim. Bunlar savaş oyun değil. Savaş oyunu değil. Her biri böyle, biz şimdi görüyoruz. SİHA işte uçuyor, uçtu, kaçtı, vurdu, kırdı. Öyle değil işte konu. Bir SİHA'yı düşman topraklarına geçirmek bile bir risk. Risk alıyorsun. Her biri bir operasyon. Yani SİHA'yı gönderdim. O SİHA'ya hava savunma sistemi kilitlenecek. İşte füze atacak, roket atacak, bilmem ne atacak. Senin gönderdiğin yemleri ıskalayıp şehirlere düşme riski var. Şu var, bu var. Bir sürü bunlar tecrübe gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. Esenlikler hepinize.